Herkese merhaba, ben Beraz. Koca Üniversite Fakültesi'nin 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün bir arkadaşımız bana, abi tıp dersleri nasıl çalışıyorsunuz, zor olmuyor mu diye bir soru sormuş. Şimdi ilk başta ben şunu söyleyeyim, ben online eğitim aldım 1,5 sene neredeyse ve online eğitimden tekrardan yüz yüze eğitime geçmek gerçekten benim için çok zorlayıcı oldu. Çünkü online eğitimde biraz daha rahattık açıkçası, yani doğal olarak ve o online eğitimden tekrardan bir yüz yüze eğitime geçmede ben nasıl çalışacağımı, işte ne yapacağımı pek bilemedim en başlarda özellikle. Hatta en başlardaki notlarım çok düşük. Genelde hep 65-70 civarı bir notlar alıyordum ben. Bu da benim için çok kötü oluyordu çünkü hem moral kayboluyordu hem motivasyon kayboluyordu çünkü ben böyle çalışıyordum ediyordum falan. Yani nasıl çalışacağımı bilmediğim için de sürekli bir yeni yöntem deniyordum. Atıyorum mesela birinde notları kaydediyordum. Mesela kendim böyle önemli gördüğüm yerleri ses kaydını alıyordum. Sonrasında onları dinlemiyordum. Sonra birinde not yazıyordum, onları okumuyordum. Birinde böyle ders dinlemeye çalışıyordum ama tam dinlemiyordum falan. Ondan sonra o yarım notumu okumaya çalışıyordum. Birinde arkadaşımdan not alıyordum. Bunu onu geçirmeye çalışıyordum. Çok farklı yöntemler denedim. Ama yani olmadı. Bir de mesela kulüp içerisinde 2-3 tane farklı yöntem deniyordum. Süreklilik sağlayamadığım için de tam oturmuyordu bilgiler. Bir şekilde oturtamamıştım bunu da. Bu yüzden de nasıl çalışmam gerektiğini de bilmiyordum. Artık 3. kulübün sonlarına doğru ben şey yapmaya başladım. Ya bizim hocalar da çıkmış soruyorlar ve aynı şekilde kurul notlarına da düzgün bir şekilde çalışırsak aklımızda kalır diye düşünmüştüm ve buna yönelik çalışmıştım. Biraz yükselmişti. 75 falan almıştım. Benim için çok güzel bir nokta 75 alabilmek. O nasıl çalışacağım bilmiyor halimle. Yani 75 alabilmek benim için çok güzel bir başarıydı. Sonrasında ikinci dönem başladığımızda malumunuz kağıt fiyatları işte dolar olsun çok uçtu gitti. Evet, kağıt fiyatları da çok uçtu gitti. Bizim notlarımız yani bir tane sadece bir kurul 500 lira oldu. Yuh dedim yani 500 lira da çok afaki bir fiyat. Ben dedim ki hani bunu alacağıma gideyim dedim tablet alayım dedim. En azından hem çok uzun bir süre kullanırım hem de aynı şekilde benim için çok daha rahat olur. Belki hem de şey dedim. Belki bu şekilde daha iyi çalışırım. Yani belki daha çok aklımda kalır. Hani teknolojik bir şey sonuçta. Ve oraya yazdım belki daha aklımda kalır diye düşündüm. Bu yüzden de gittim bir tablet aldım. Ben iPad'i tercih ettim. Fakat siz başka bir şey de tercih edebilirsiniz. Şunu da söyleyeyim ayrıca. Eğer Apple öğrenci yazarsanız veya Samsung öğrenci yazarsanız ekstra indirim olan şeyler çıkıyor önünüze. Hani fiyatları çok daha ucuz oluyor. O yüzden öyle şeyler de yazabilirsiniz. Ben Apple öğrenciden almıştım. Neyse işte kendime bir tane iPad aldım, bir de kalem aldım. Buradan ders çalışmaya başladım. Peki fakat başladığımda tabii ben çalışacağım da hani nereye not alacağım onu bilmiyorum. Hani nereye not alabilirsin ki? Tam kalemin falan var ama not alacağın yer yok. Nasıl yapayım, ne yapayım diye düşünmeye başladım. Sonra uygulama aramaya başladım. İşte hangi uygulama üzerinden hocalar PDF veriyor. PDF üzerinden not alabilirim diye. Bunları aramaya başladım. İşte bir sürü uygulama dedim. Deniyorsun, deniyorsun. İşte ücretsiz deneme süresi bitti falan böyle. Almak istiyorsan falan şu kadar fiyat falan. O tarz şeyler çıkıyor hep önüme. Ve fiyatlar da 200 lira falan da. Tam bak. Nota karşılık not 500 lira. 200 lira bir kere vereceksin. Çok önemli değil ama bazıları senelikti falan. Senelik 200 lira falan istiyordu. Ben de hani ücretsiz bir şey varsa eğer gerek yok diye düşünüyorum. Hani ücretsiz bir şey varsa. İşte arkadaşlarıma falan sordum. Kullandığınız bir uygulama var mı ücretsiz diye. Bir arkadaşım bana sağ olsun bir uygulama söyledi. Kolanot isimli. Uygulama ücretsiz ve çok güzel bir not uygulaması. İşte ses kaydı alabiliyorsun üzerine. Ondan sonrasında üzerine her türlü yazı ekleyebiliyorsun. Sonrasında ekstra olarak resim çekip yine slide'ın üzerine ekleyebiliyorsun. Benim de çok hoşuma gitti. Sonrasında onu indirdim falan. Ondan çalışmaya başladım. Benim için de çok güzel oldu. Kolanot'u açıp göstereyim hemen. Ha, şimdi Kolanot'a girelim hemen. Kolanot uygulamasına girdim. Şimdi şöyle yapıyordum ben. Onu da anlatayım size. Burada kurullar önünüze çıkmıştı zaten. Kurul 4, kurul 5, kurul 6 ve bu adli tıp, aile hekimliği, çocuk sağlığı falan diyor. Bunlar ise kurul 7 oluyor. Kurul 7'yi onu birleştirmedim artık son kurulu diye. Bir daha uğraşmadım. Mesela ben şey yapıyordum. Atıyorum mesela kurul 6'dayım ben. Kurul 6'ya giriyordum. Mesela hangi dersi çalışacağım veya hangi dersi dinleyeceğim. Atıyorum mesela çocuk hastalıkları dersine gireceğim. Tıklıyordum mesela çocuk hastalıkları slaytına giriyordum. Burada hocanın slaytları var. Hocanın slaytlarını tabii paylaşmam çok etik olmaz. Fakat ben birazını göstermek istiyorum. Burada mesela neymiş dersimiz adı? Çocuklarda normal gelişim değerlendirmesi. Hoca şey diyordu. Mesela burada öykü yazıyor. İyi öykü almak önemlidir çocuklar falan diyordu. Mesela anlatıyordu hoca bize. Ben de önemli gördüm. Mesela yazmışım ki iyi öykü almak önemli. Bazen sadece öykü bile gerekebiliyor gibi mesela not almışım. Bu şekilde hocanın önemli gösterdiği ve önemli dediği yerler varsa bunları not alıyordu. Bu not üzerine. Peki bunu nasıl not alıyordum? Burada işte Apple Pencil almıştım ben dediğim gibi. Buradan Apple Pencil ile ayarını yapıp üzerine mesela atıyorum. Öykü çok önemli. Yazım biraz kötü. Artık doktor yazısına doğru gidiyoruz. En başta benim de yazım güzeldi biraz ama doktorların yazısı neden kötü onu anladım. Çünkü çok hızlı yazıyoruz. Hiç durmuyoruz ki arkadaş. Çünkü hoca çok hızlı konuşuyor ve biz de yetişmek istiyoruz. Yetişmeye çalışınca da artık çok çok hızlı yazıyorsun.
Bir süreden sonra o yazıyı sadece sen okuyorsun. Hatta bazen ben bile okuyamıyorum kendi yazımı. Ne yazmışım buraya diyor, 50 defa okuduğum zamanlar oluyor. Mesela demiş ki hoca, adına bakma, orta dikkat, hayali oyun arkadaşı varsa eğer sosyal olarak bir sorunu yok. Mesela böyle demiş. Ben de bunu not almışım. Bu şekilde hocanın derslerine not alarak çalışabiliyordum. Artık bu şekilde ben tabletten çalışmaya başladığımda hem benim için ekonomik olarak biraz daha rahat olmaya başladı. Çünkü ekstra olarak sürekli bir not almıyordum. Her ay böyle 300-500 lira para vermeyecektim zaten. Ve ekstra olarak kolaylık sağladı. Çünkü mesela buradan derslere birinden birine çok rahatlıkla geçebiliyordum. Hem bu rahatlığı bana sağladı, hem de taşıması çok kolay oldu. Çünkü gerçekten 4-5 tane kocaman kitap taşıyorsunuz ve bunlar da çok ağır oluyor gerçekten. Ve bu rahatlığı sağladığı için ben tablet kullanmayı tercih ettim ve gerçekten iyi ki de tercih etmişim. Ve iPad'i neden tercih ettim diye soracak olursanız bana da, iPad'in biraz daha uzun ömürlü olduğunu düşünüyordum. Bu sebepten iPad aldım. Tabii siz başka tabletlere de yönelebilirsiniz. Şu an pahalanmış olabilir. Benim zamanımda biraz daha uygundu fiyatlar. Fakat şu an baktım ben en son, çok uçuktu fiyatlar. Tabii belki ileride daha uçuk olacak, bilmiyorum ama inşallah yine artmaz fiyatlar ki alabilelim biz. En azından böyle materyallere ulaşabilelim. Bu videoluk bu kadardı. Gerçekten çok emek veriyoruz biz burada. Hani editinden tutun da video çekimine kadar. Videoyu beğenip abone olursanız çok güzel destek olursunuz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.